Yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Doktor Fırat Demirkol bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Aslında İsrail'in Gazze'den sonra hedefinin kuzey olacağına dair çok güçlü emareler alıyorduk ama bir kara saldırısı hazırlığı ihtimali çok az konuşuluyordu. Çünkü 2006'daki Hizbullah-İsrail Savaşı'nda İsrail'in özellikle kara harekatında yaşadığı başarısızlık belki de bölge tarihinde İsrail'in aldığı en ağır yenilgilerden biri olarak da kabul ediliyor. Bu kapsamda siz bir kara harekatı artık oraya bekliyor musunuz? Çünkü İsrail daha önce Gazze'de benzerini gördüğümüz gibi o bölgeye mesaj atarak yaşayanlara bu bölgeyi boşaltın ifadesini kullanıyor. Hemen şuradan bahsediyoruz aslında. Lübnan'ın güneyi, İsrail'in kuzeyinde yeşil bölgeler, şu Hizbullah'ın kontrol altında tuttuğu bölgeler. Hemen Golan Tepelerinin kıyısını da kontrol altında tuttuğunu biliyoruz. Evet. Lübnan'ın siyasi yapısı biraz karmaşık. Aslında onu anlatsak çok daha uzun bir süreye ihtiyacımız olacak ama ne dersiniz savaşın ya da bu İsrail barbarlığının kuzeye sıçraması, olası bir kara harekatı ve bu kara harekatının bölge dengelerini İran için, Amerika'nın devreye girmesi ya da diğer körfez ülkelerinin devreye girmesiyle ilgili süreci nasıl yorumluyorsunuz? Merak ediyoruz. Buyurun. Şimdi şöyle, ilk başta Gazze'den bir başlarsak değerlendirmeye. Gazze'ye baktığımız zaman şu anda %70 oranında neredeyse yerleşim yerlerinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü biliyoruz. Çocuklar, kadınlar, hastaneler, ibadethaneler, bunların hepsine İsrail gözü dönmüş bir şekilde sivil, kadın, çocuk ya da savaşta bile dokunulmayacak bölgelerin hiçbirisini göz önünde bulundurmadan hepsini yerle bir etti. Peki burada biz neyi görüyoruz Gazze'de? Gazze'de gördüğümüz şey şu: İsrail bunları yapmasına rağmen, yani teknolojik ya da askeri olarak üstünlüğü olmasına rağmen bir şeyi başaramadı. Neyi başaramadı? İşgal edemedi. Şu anda iki şekilde: birincisi orada yaptığı soykırımı dünyaya unutturmak için, İkincisi de buradaki başarısızlığını özellikle kendi iç kamuoyunda gölgelemek için şu anda benzer bir senaryoyu Beyrut üzerinden Lübnan'da uyguladığını görüyoruz. Şimdi ne yapmak istiyor burada? İsrail'in bildiği şey şu: şu anda yukarıdan bombalayarak, sinir uçlarına dokunarak, işte artık öyle bir hale geldi ki o kadar hızlı katliamlar ilerliyor ki yaklaşık son bir hafta içerisinde 500'ün üzerinde can kaybını, binlerce yaralıyı konuşuyoruz. Belki 5000'in üzerinde yaralı. Sadece dün 500'e yakın kişi hayatını kaybetti yapılan saldırılarda. Şimdi tabii işin sadece bu boyutu yok. Bugün biraz önce görüntüleri de gördük. Binlerce insan zorunlu bir göçe zorlanıyor. Aslında İsrail'in yapmak istediği şey Gazze'de ya da Beyrut'ta, buralarda doğrudan bir kara savaşına girmek yerine o bölgeleri insansızlaştırarak çok daha kolay bir şekilde işgale açık hale getirmeye çalışıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, hem Gazze'de hem de Beyrut'ta, yani Hizbullah ya da Hamas tarafında ciddi bir direnişle karşılaştılar. Çünkü arada şöyle bir fark var: siz bir yere işgalci olarak gidiyorsunuz, birinin elinden yaşamını, topraklarını, geçmişini ve geleceğini almaya çalışıyorsunuz. Diğer tarafta ise her ne kadar teknolojik olarak, ekipman olarak geride olsanız, siz orada vatanınızı, geçmişinizi, tarihinizi, tabir yerindeyse kendi kültürünüzü, namusunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla burada arada ciddi bir cesaret ve yürek ya da motivasyon farkı ortaya çıkıyor. Hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda şöyle görüntüler vardı. Tam teçhizatlı İsrail askerlerinin böyle Robocop denilecek modelde teknolojik donanımlarla donatılmış İsrail askerlerinin ayağında yırtık terlikler olan 14-15 yaşında Filistinli çocukları gözaltına alırken 4-5 kişinin o çocuğun etrafını sardığını ama o çocuğun gökyüzüne bakarak gülümsediğini görüyorduk biz. Bu aslında ne demek? Bunu geçtiğimiz günlerde değil, bunu tarih boyunca, gördük Yasir aslında. Yasir Arafat'ın ne diyordu? Çocuklara benim küçük komutanlarım diyordu. Aynen taşlarla öyle. Yazılan bir tarih var. Hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de. Uzun süredir böyle devam ediyor ama şu kısmına çok katılmıyorum ben de. Bir Hizbullah yanıtı bekleniyor aslında. Evet, şimdi bekleniyor. Hasan Nasrallah her defasında ilk günden itibaren cehennemin kapıları açıldı, kırmızı çizgiler aşıldı. Daha ne yapılabilecek? Neredeyse bütün komutanları vuruldu, öldürüldü. Evet. Siber saldırılar yapıldı. İran'da, Suriye'de, başkentte İran toprağı vuruldu. İran'ın içinde Hamas lideri Hamas lideri vuruldu. Yani şimdi bir karşılık mı istiyor İsrail savaşın genişletmesi açısından ve o karşılık gelmedikçe daha da pervasızlaşıyor mu? Ya biraz da iki yönlü düşünüyorum. Evet. Daha
itidalli diyeceğim ama artık hani hangi itidal sınırını tuttu İsrail? Bir yanıt gelir mi? Ne dersiniz? Çünkü Hasan Nasrallah'ın son açıklamasında şöyle bir ifade vardı. Benim çok dikkatimi çekmişti. Gelin, sizi burada bekliyoruz. Evet, yani bir, biraz da savunma yanıt, üzerine savunma üzerine mi kurmuşlar? Bunu da merak ederim, buyurun. Şimdi orada şöyle bir durum var. Biz özellikle yani Hamas'ın direnişini ya da Gazze'deki direnişi bir kenara bırakırsak işin İran ya da Hizbullah boyutuna baktığımızda çok uzunca bir süredir şunu görüyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, son noktadayız, çok ağır cevap vereceğiz. İşte Haniye suikasti özellikle çok çok daha kritik. Yani Hizbullah'ın kendi komutanlarını kaybetmesindense bir liderin, sembol bir ismin kendisine emanetken ülkesinin kalbinde böyle bir suikaste uğraması çok büyük daha rencide daha ağır edici, yaşandı, daha devrim, ağır. Devrim muhafızları liderini vurdular. Hani orada kendi koruyamadı. Ve orada kendi devrim muhafızları dediğimizde tüm bu bölgedeki Hizbullah'ın ya da aslında İran eksenli güçlerin evet, tamamının vekalet koordinasyonunu sağlayan insanlara bir cevap bahsediyor. Verilmemesi. Yani ısrarla bir İran'dan cevap bekleniyor ama İran orada biraz daha sakin davranıyor. Ne dersin? Neden olduğunu da merak ediyorum. Neden olduğunu şöyle açıklayabiliriz bunun. Şimdi yakın zamanda gördük ki İran'ın kendi içerisinde de ciddi bir istihbarat zafiyeti ve aslında başka bir ifadeyle yani içeride cirit atan ajanlar ya da bilgi sızdıran kişiler var. Aynı şeyi biz Hizbullah'ta da gördük. Geçtiğimiz yayınlarda da bunu tartıştık. Yani bu çağrı cihazlarının alınma süreci, bunların kontrol edilmeden bütün bir anda tabana yayılması, İşte sonrasında ilk saldırının arkasından telsizlerle ilgili bir önlem alınmaması. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman bence şöyle söyleyebiliriz. İtidalli değil ama biraz daha gerçekçi yaklaşıyorlar. Çünkü kendi içlerinde çok ciddi bir zafiyet var. Ve İran'ın da sadece askeri anlamda değil. Yani İran baktığımız zaman işte Türkiye ile olan ilişkileriyle alakalı olarak da kendi ülkesinden tepki görüyor. Ya da baktığımız zaman İran kendi içerisindeki devrimin halkına yönelik baskıcı tutumu dolayısıyla zaten içeride bir rahatsızlık var. Dolayısıyla burada gerçekçi davranıp İsrail'e saldırdıkları takdirde başarılı olamayacaklarını görüyorlar. Çünkü çok ciddi zafiyetleri var. Ya da şöyle mi olur? İsrail'in onlara vereceği yanıt çok daha ağır olursa ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle Lübnan'la gerçekleşecek, Lübnan demeyelim, Lübnan ayıralım elbette. Hizbullah'la gerçekleşecek bir savaşta taraf olabiliriz deyip bütün savaş filolarını oraya tabii, da zaten yine asker takviyesi yaptı. Zaten 40 bine yakın askeri var ama bunu tetiklemek istemiyorlar. Eğer bu tetiklenmeyecekse siz az önce çok önemli şeyler söylediniz. Mesela herkes kendi vatanını savunuyor. Bir yerde nerede duracak İsrail? O İsrail barbarlığını durdurmak için de bir yanıt gerekmeyecek mi? Şimdi yanıt o kırmızı gerekiyor. Kırmızı çizgi neresi? Onu merak ediyoruz. Yani çünkü herkes bir bölgesel savaşa dönüşme endişesi duyuyor. Evet. Siz de katılır mısınız buna, ne dersiniz? Şimdi şöyle, İsrail'in istediği, daha doğrusu Netanyahu hükümetinin istediği bölgesel bir savaş zaten. Hem kendi barbarlıklarını, soykırımını ve başarısızlığını örtmek için Amerika'dan tam destek alabilmek adına, yani Amerika'nın daha güçlü, sadece İsrail'e yardım şeklinde değil de belki doğrudan asker çıkartarak ya da daha ağır silahlarla ya da Akdeniz üzerinden destek vererek İsrail'in burada istediği şey, çünkü geçtiğimiz gün Netanyahu'nun yine bir açıklamasında bölgeyi yeniden şekillendireceğiz dedi. Bu bize şunu gösteriyor. Sadece Gazze ya da Filistin olarak bakmıyorlar konuya. Yani bu bugün Lübnan, Beyrut üzerinden, yarın işte Golan Tepeleri devamında Suriye, hatta bu işin Türkiye sınırına kadar, hatta Türkiye'nin içine kadar, çünkü baktığımızda o vaat edilmiş topraklar olarak kabul ettikleri bölge aslında bizim ülkemizin belirli bir kısmını da kapsıyor. Mezopotamya coğrafyasını, Fırat Nehri ve çevresini. Aslında izleyicilerimize söyleyeyim, İsrail bir teolojik iddia üzerine evet, kurulmuş bir din devleti. Din devleti. Hiç bunu ve radikal bir devlet. Din devleti. Bayraklarında bile o iki tane evet, çizgi. Nil Nehri çevresi ve Fırat Nehri Fırat çevresi. Nehri çevresi. Ortada da Davut Yıldızı'nın evet, olduğunu biliyoruz. Bu iddia çok bazen unutuluyor. İsrail normal maalesef bir devletmiş gibi düşünüyor izleyicilerimiz. Sınırlarının da belli olmadığı dünyadaki ender devletlerden biri. İsrail'in sınırı evet, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kimse bilmiyor. İsrail de söylemiyor zaten. Bu da o İsrail barbarlığının en çarpıcı fotoğrafı. Ekranlara arkadaşlarım getirdiler. Bu görüntülerin aslında çok benzerlerini biz Gazze'ye ilk günlerde görmüştük. Görmüştük, evet. Çok benzer bir kamera açısı. Uluslararası basın kamerayı oraya koyuyor. Biz de canlı olarak önce bombaların düşüşünü, insanların kaçışını, ölümü, sonra da belki de bu tam bunu yangın da olabilir, bu duman
ya da bir yer bir vurmuş olabilir. Çünkü mühimmat depolarını tabii da vurmuşlar. Çünkü bu bölge Gazze'den farklı olarak daha dağlık, ormanların da bulunduğu bir bölge. Zaman zaman karşılıklı yangınlar da çıkarılıyordu. Hatta unutmadığım bir görüntü var. İsrail askerleri sanıyorum cuma günüydü ki onlar orada teknolojik aletleri falan kullanmadıkları bir günde mancırıkla ateş topları atmaya çalışıyorlardı. Bölgeyi yakarak da aslında böyle yani, sivil halkı da rahatsız ediyorlar. O yüzden de yangınlar da görebiliriz bölgede. Evet. Bunu konuşalım. Gazze ile benzerlikleri, ayırt edici özelliklerini konuşuyoruz ama burası desteğe açık da bir nokta. Gazze bir kapalı alanda ama buraya Hizbullah destek takviye de getirebilir. Hem getirebilir hem de coğrafi olarak. Olabilir. Bir de 2006 ile benzer bir süreç yaşanır mı? Burada analizleri okuyorum. Bazı analistler olabilir diyor. Bazı analistler artık ne eski İsrail var 2006'daki ne de 2006'daki Hizbullah var. Çok farklı bir tablo ortaya çıkabilir diyor. Yorumlarınızı merak Şimdi ediyorum. Şimdi şöyle Demir Kubbe'nin çok yoğun bir saldırıda delinebildiğini ya da en azından kendi içerisinde belirli bir sistematik ya da algoritmik olarak bir şaşkınlığa girip kendi hedeflerinde vurabildiğini gördük. Bu anlamda yoğun bir saldırı İsrail'in demir kubbe sistemini de zorlayacaktır. İkinci konu, şimdi Gazze çok uzun süredir abluka altında ve karadan denizden kuşatılmış durumda. Dolayısıyla oradaki mühimmat, ekipman, yardım, destek konusu biraz daha problemli ve daha düz bir araziden bahsediyoruz. Yani yukarıdan bombaladığınız zaman önünüzü daha görebildiğiniz bir yer. Ama Lübnan sınırına baktığımızda bir kere arazi coğrafi olarak Gazze ile aynı şartlarda değil. İkincisi yani asimetrik savaşa uygun. Çok müsait. Asimetrik yani gerilla taktiği denilen. Gerilla taktiğinde Hizbullah'ın avantajına dönüşebilir. Çok avantajlı olduğu, yıllardır o coğrafyaya hakim olduğu bir bölge. Biz bir de şunu gördük. Bu dağlık bölge olmasına rağmen ki Gazze'deki tüneller meselesinde İsrail ciddi anlamda çuvalladığını görüyoruz. O kadar yokluğa rağmen. Şimdi Hizbullah geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştı hatırlarsanız. Orada neyi gösterdi? Her noktayı ben çekiyorum. Çekiyorum görüyorum diyor. Dedi. Ben yer altında tünellerim var diyor ve en önemlisi aslında 2006'dan da en önemli farkı şu. Biz bir gerilla örgütünden ziyade düzenli bir ordu görünümü gördük. Yani daha ekipmanlara sahip, üzerlerindeki kıyafetlerden taktiksel dizilime, teknoloji kullanımına kadar daha düzenli bir ordu görüntüsü vardı. Hemen söyleyeyim, yaklaşık 100 bin rakamı telaffuz ediliyor. Biraz üstü, biraz altı Hizbullah'ın bölgedeki asker sayısı. Ki bu diğer yerlerden de gelebilecek takviye ki. Milislerin gelebileceği konuşuluyor. Şu var, İran'ın her ne kadar yani Hizbullah gücü gibi gözükmese de kendi güçlerinin, kendi birliklerinin de olası bir kara operasyonunda ya da bir kara savaşında çok ciddi destek verebileceğini görüyoruz. Çünkü burada şöyle de... Hocam araya gireceğim. Bu görüntü yönetmenim edersin söyleyeyim. Canlıysa bu görüntüler az evvel bir noktaya bomba düştü. Maalesef yakın hafızamızda çok acı görüntüler bunlar. Biz bunları hatırlıyoruz Gazze'de. Adım 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 Kuzey Gazze'den başlayarak önce Gazze merkeze, ardından Gazze'nin o ikiye bölünen hattı, ardından da yavaş yavaş güneye gelinen güneye görüntüler bunlar. Şimdi üzerine konuşması, yorum yapması gerçekten çok zor. Yani insani olarak çok zorlayan bir durum. Evet. Ama yani... bir yandan da stratejik olarak da izleyicilerimiz belki yani böyle bir durumda stratejiyi nasıl konuşuyorsunuz diyebilir ama bir yandan da elbette real politik durdurulması gerekiyor ya da bir önlem alınması gerekiyor. O yüzden gerekiyor. Konuşuyoruz yoksa şu barbarlığın üzerine çok fazla söylenecek hiçbir yok. Şey yok. Üzülüyoruz yani. Orada yani. Yaşayanlar var. Beyrut çok kadim bir coğrafya. Hatta bu Beyrut'taki iç savaştan önce bölgenin İsviçre'si ya da Avrupa'sı ya da çok Paris'i denilen. Çok ciddi bir turizm kenti aynı çok zamanda. Güzel bir yani bölgeye şehir. Ciddi kaynak sağlayan ve aynı zamanda maalesef İsrail ya da Batı'nın işte o kötü gösterdiği, olumsuz gösterdiği Müslüman coğrafyasına yönelik algıyı değiştiren de bir şehir aslında. Yani Beyrut'un böyle bir önemi de var. Hatta içinde azınlıkların yaşadığı, o azınlıkların kardeşçe çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir şehir. Yaşadığı bir yerden geldiğimiz nokta bu. Hemen burası sınır hattı. Sınır hattı dağlarla başlıyor. Zaten o dağların üstlerinde az önceki görüntüde de vardı. Arkadaşlarım da paylaşacaktır. Karakollar olduğunu iki tarafında. Hem İsrail'in hem de Hizbullah'ın karakolların olduğunu görüyoruz. Özetle hemen aslında bir kez daha konuya döneceğim. Bu görüntüleri izleyip konuşması zor elbette ama maalesef. Bir kara harekatı olur mu? Eğer olursa bu kez Amerika'nın desteği ne yönde olur? Buna Hizbullah'ın yanıtıyla iş daha büyük bir hale gelir mi? Endişe bu. Buna ne dersiniz? Yoksa bu
yine bir sınırlı operasyonla kalır, unutulur her şey ve Netanyahu yeniden kendi iç kamuoyuna bu mesajları verip devam edebilir mi görevini? Şimdi benim düşündüğüm şu, aslında çok uzun süredir İsrail'in istediği şey Hizbullah, çünkü Hizbullah birden fazla ülkede var ve İran tarafı var bu işin. Zaten Gazze'de onların açmış olduğu bir cephe var. Yani 3-4 koldan kendisine saldırılması için ve Amerika'nın fiili olarak sahada bulunup bölgesel bir savaşa dönüşmesi için elinden geleni yapıyor Netanyahu hükümeti. Çünkü şu anda gözüken o ki kendi savaş ve katliam hükümetinin, soykırım hükümetinin ayakta kalabilmesinin tek yolu bu. Orada karşı taraftan, yani İran ya da Hizbullah'tan bir kara harekatı ya da sivillere yönelik bir tehdit olmadığı sürece, ki şu ana kadar baktığımızda Hizbullah İsrailli sivillere yönelik herhangi bir şeyde bulunmadı. Bir saldırıda bulunmadı. Hatta elinde çok güçlü, çok uzun menzilli İran'dan aldığı füzeler olmasına rağmen kullanmadı henüz bunları. Henüz o gücünü kullanmadığını söyleyelim. Evet, şimdi burada bize bu neyi gösteriyor? İsrail aslında şu anda dünya kamuoyunda ya da iç kamuoyuna sıkışmış durumda. Bakın geçtiğimiz günlerdeki barış görüşmelerinde Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti İsrailli vatandaşlar tarafından protesto edildi. Sebebi neydi? Siz kendi hırslarınız uğruna, kendi katliamınızı gölgelemek adına İsrailli esirlerin hayatını bile tehlikeye atıyorsunuz. Yani orada artık tabii ki zaten büyük bir çoğunluk Filistin, Gazzeliler ya da işte Beyrutluları zaten önemsemiyorlar onların hayatını, kadın ya da çocuk, ama Netanyahu'nun kendi vatandaşlarının hayatını da önemsememesini artık göz göre göre şahit oldukları için burada çok ciddi bir tepki var. Bu noktada ben şuna değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de özellikle Hizbullah'a yönelik yapılan bu elektronik siber saldırının bir savaş suçu olduğuna yönelik açıklama geldi. Çok önemli bir açıklama. Ve bugün devam eden Birleşmiş Milletler toplantısının, ki geleceğe yönelik bir pakt ortaya konulmaya çalışılıyor, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu bir günde bölgeyi ya da dünya politiğini değiştirmeyecek. Ama burada verilecek mesajlar özellikle dünyanın geri kalanında, Avrupa ülkelerinde, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda bir konuşması olacak ki defalarca bekliyoruz. Aslında dile getirdi bu konuyu. Yani yapılan zulmü, Amerika'nın tutumunu, Batı'nın ikili tutumunu. Dolayısıyla bence İsrail özellikle Amerikan seçimine kadar, Amerikan seçimine kadar karşı bir saldırı olması için elinden gelen her türlü zulmü ve saldırı yapama kara harekatı yapacak bir cesareti ya da o riski göğüsleyecek bir durumu Netanyahu'nun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yine dönüp dolaşıp 6 Kasım'a gidiyoruz. Amerikan seçimleri ne olacak, ama Amerikan seçimlerinde de izleyicilerimiz, yakından takip edenler biliyor ama iki liderin de koşulsuz İsrail desteği olduğunu biliyoruz. 30 küsür kez ayakta alkışlandığını biliyoruz. Hatta Trump zaten Kudüs'ü bile başkenti. Daha radikal bir tavır içinde olduğunu biliyoruz. Yani o seçiminde bir tarih aralığı olarak değerlendirelim. Oradan çıkacak sonucun bölgeye bir huzur getirmesini de en azından şahsen ben beklemiyorum. Herhalde siz de bana bu yani konuda yani çok büyük bir huzur getirmeyecek, ama oradaki tek umudum benim özellikle alternatif adaylar ya da katılım ya da geçersiz boş oy gibi tepki oylarının Amerika'da yüksek olması, başa gelecek olan başkanın biraz daha bu anlamda kendi iç kamuoyuna yönelik frene basması ya da itidalli davranması konusunda bir uyarı olabilir. Yine son sözü vicdanlı halklar söyleyecek. Kesinlikle. Liderlerini baskı altına alacaklar. Buradan Avrupa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok önemli.